Araba Maraş maçına gittim. O akşam, maçtan önceki akşam bana akciğerlerime doğru bir sıcaklık vurdu. Şimdi hissediyorum ama kendime yakıştıramıyorum. Yani ben Covid oldum gibi bir yaklaşımı sindiremiyorum. Oysa o gece hastaneye gitmeliydim. Ama ben bir ihmalkarlık yaptım. Ondan sonra Ve sabah maçı oynadık. Buraya geldik. Kocaeli'ne geldik. Ben odada artık düştüm. Yani fiziksel olarak vücudum artık yatak istiyordu. Yatağa yattım. Saturasyonum ölçüldü. Saturasyonum 88'di. O arada Trabzon'dan bir doktor arkadaşımız benimle bir telefon bağlantısı yaptı. Çünkü yöneticiler eşimi filan aramış. İşte hastaneye gitmiyor. İşte ikna edelim onu filan diye. Saturasyonumu ölçtüğümde saturasyonum 88 olunca o doktor arkadaşım bana dedi ki entübeye doğru gidiyorsun, çabuk hastaneye. Ve orada apar topar hastaneye gidip bir entübeye yakalanmadan, yani tam bir çizgi yoğun bakıma girmeden ama yoğun bakım özelliklerini olduğu bir odaya beni koydular. Ve orada bir ay kadar kaldım. Olağanüstü zor durumdu. Bu işte buzlanma dediği şey, ciğerlerin buzlanması ile ilgili. Lütfen. Bakın ben ikinci kez yakalanmam, ikinci kez yakalanmadım ama ciğerlerime mikrobik saldırı oldu. İkinci de böyle bir ekmo makinesine girdim. Ölümle karşılaştım. Yani En son 7 gün, Trabzon'da. evet 6 gün 7 gün ölümde kaldım. Hiçbir şey hissetmeden. Akciğerimin makineye bağlandığı ve ölümle yüzleştiğim, 10 kişiden bir kişinin kurtulduğu bir ekmo makinesinden çıktım ben. Şimdi tuvaletinizi yapamadığınızı düşünün ve altınızı başka birilerinin temizlediğini düşünün. Bu utancı düşünün. Yoğun bakımda yemek yerken bebek maması yediğinizi düşünün. Lütfen, yani bu kadar basit değil. Lütfen bu aşıyı olun yani. Yani bu kolay bir iş değil. La hemen gidin aşınızı olun. Benim şu anda aşı şeyimi, günümü bekliyorum. Sayıyorum gün gün. Ne zaman olacağım diye. Bana antikor yüksekliği nedeniyle doktorlar şey vermedi. Yani aşı olma önerisinde bulunmadılar. Aşıyı daha sonra olacağım. Şimdi bu ayın sonunda olacağım. Ayın sonunu günle gün gün sayıyorum. Ne zaman olacağım diye. Bu kadar ucuz değil. Hastalık sizin şahsiyetinizi elinizden alıyor. Kimliğinizi elinizden alıyor. Kişiliğinizi, ciğerlerinizi elinizden alıyor. Havayı solunmanızı elinizden alıyor.